Sevgen bağırıyormuş Şeref abi. Beni de alın, beni de alın yayına diye. Galiba vallahi, onun da bir ya hikayesi var. Seni vallahi, dinleyeyim. Nuri'yi alalım. Buyurun. Vallahi Nuri Sevgen hani diyor ya bir şiirle karşılayayım onu. Hem sen gelesen meclise yer mi bulunmaz? Baş üzere yerim var. İyi ki geldi, bu karede tamamlandı. Okey masası gibi oldu gerçi burası dörtlü. Evet. Nuri Sevgen hoş geldin. Hoş geldin hocam. Yala yağlar damlar oho süper valla muhabbeti katılayım dedim ben de yani. Çok iyi yaptın. Çok ya iyi bunlar yaptın. Aslında hayatın aynen. Gerçeği gerçekten. Ya biz şimdi Şeref abinin deyimiyle o işte cam kuleler, plazalar falan filan ama hayat aslında diğer tarafta. Ama bu Şeref abinin bakkaldaki tereyağı fiyatıyla yayladaki tereyağı fiyatı farkı da inanılmaz bir hikaye. Bilmiyorum Nuri Sevgen var mı sende bir yorum? Valla yorum var. 100 yıl öncesine gittiğin zaman Yakup Kadri'nin Yaban romanında bakın aynı şeyler var yani köye özlem, köydeki garipseme. Çok aynı doğru. Şeyleri yaşıyoruz yani. Baktığınız zaman dam varmış falan yani doğru ki inler görmedi yani ne bileyim yola çıktığınız zaman benim çocuğum küçükken işte işte inek gördüm falan filan derdi yani artık o kadar böyle uzak var yani baktığınız zaman maalesef öyle. Ben hadi şiirle bari girdik Şeref Hoca'ya ben de bir şiirle devam edeyim. Ben biraz Hüsnü Talil'den bahsedeyim. Bir şeyi bilip sebebini başka yere bağlama böyle edebiyatta bilinen bir şeydir. Güzel, oyundur aslında. Güzel bir sebebe bağlama. Güzel bir sebebe bağlama. Üstü talil. Mesela Mehmet Çınarlı'nın bir şiiri var oradan bağlayacağım. Soğuk havalarda geliverince aklıma üşürsün diye seni düşünmüyorum diye bir şiir var. Yani, vay vay vay. Ben de diyorum ki bu sabah gelen köprü zamlarını gördünüz zam kelimesini düşünmek istemiyorum. Ya zaten ben anlamıyorum. Şeref abi sen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız var. Ya bakıyorum ben tarifeler güncellendi. Başlıklar öyle. Ya bu nasıl oluyor arkadaş? Bu zamma zam dememiz lazım ya. Tarife güncellendi aslında nedir? Daha ha? Önemli bir şey var. Daha önemli bir şey var. Ben Allah Allah. Şimdi normal şartlarda bir fiyat artışı olduğu zaman biz finansçılar logaritmik bakarız. Oransal değişim. Hmm. Yüzde şu kadar fiyat arttı veya fiyat düştü ki gerçeği o gösterir. Evet. Benzine şu kadar TL zam geldi, mazotu şu kadar TL zam geldi, köprülere şu kadar TL zam geldi dediğiniz zaman bu algıyla oynamaktır zaten nihayet. Oran olarak yazdığında tepki alır çünkü. Evet. Şeref abi şimdi, en son bir güncellemeyi ben de söyleyeyim. Görev zararı diye bir ifade vardı. Onun adını neye değiştirdiğini biliyor musunuz? Görev zararı. Zarar kötü bir kelime. Ne görevlendirme bedeli. Evet. Daha yumuşak değil mi? Tabii. Ya şey vardı, Güldür Güldür'de bir çok güzel bir parodi vardı işte. Bir algıyla ilgili bir şey var. Bir gazetecinin, o gazeteciler siz daha iyi biliyorsunuz. Hani yayın öncesi yaptığınız toplantıda. Evet, biliyorum. Orada şey diyor mesela, işsizlik oranı şöyle arttı diyor, %10 arttı diyor. Hayır öyle yazmayalım diyor. İş bulma oranı %90'a çıktı diye yazalım diyor. Onun gibi bir şey. Onun gibi. Evet. Ben de o zaman cemiyet başkanı olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, sayın başkan burada o söz düştü. Doğru, doğru. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim mesleğin en önemli ilkelerinden bir tanesi ki 1921'de bir İngiliz gazetecinin Daily Telegraph gazetesindeki köşesinde kullandığı bir deyim. Haber kutsal, yorum hürdür. Şimdi haberin kutsallığı kalmayınca o zaman başlıklarda böyle oynamalar olur. Halbuki haberi kutsal bir şekilde yani hiçbir yere yana eğip bükmeden normal işte köprüye şu kadar zam geldi veya otoyola şu kadar zam geldi diye vermek haberin kutsallığını korumak demektir. Ama öyle vermek yerine güncelledi, yok işte efendim tersine bakarsan yeni tarife, yeni tarife falan dediğin zaman kutsallığıyla oynuyorsun haberin. Vatandaşla dalga geçiyorsun. Ya da okurla, izleyiciyle dalga geçiyorsun. İşte ya da zannediyorsun. Evet. Öyle yaptığını zannediyorsun. Valla Şeref abi çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Abiye çok selam ve sevgiler. Evet, oradaki diğer dostlara da selam. Gelenlere. Şeref Bey bir tamam, izin al da şu Barış Esen için bir izin al da gelelim oralara ya. Vallahi çok güzeldir. Evet. Önce eşinden sonra işte iş yerinden Hakan Güldağ'dan. İş yerini ben hallederim. Sen eşinden izin al. İş yerine ben hallederim. O daha zor. Öyle mi? Tamam. Şeref Oğuz bana da izin alır mısın? Eskereyle.
Bir tane daha var. Alırım. Üçlü tezkereyle, üçlü evet. tezkereyle inşallah getirtiriz. Üçlü tezkere, üçlü karar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şeref abi selam ve sevgiler. Doktor Şeref Oğuz bizlerleydi. Şeref abi diyor ki edebiyatçı olacakmış, sonunda dümeni ekonomisine kırdı yazmış bir izleyicimiz. Nuri Sevgen hoş geldin. Hakikaten bu cuma aslında çok güzel bir sohbet oluyor. Hafta boyunca rakamlar, işte hani bu aynen. haber zamlar vesaire. Ama bugün hem ekonomiyi değerlendiriyoruz hem de keyifli bir sohbet oluyor. Ama piyasayı da konuşalım. Borsa İstanbul dünü %1,5 yukarıda kapattı. Seansın aslında ikinci yarısında, daha doğrusu günün ikinci yarısında yukarı doğru bir hareket oldu. Sabah saatlerine pek bir şey yoktu. Yurt dışı iyi, Amerikan endeksleri iyi, Asya gene iyi görüyorum. Bugün ne bekleriz, ne dersin, dinleyelim seni. Senin girizgahını bir etki yapayım, şimdi ekleme yapayım. Ekonomi sıkıcı bir iş. Ekonomiyi eğlenceli hale getirdiğin zaman, biraz anlaşılır hale getirdiğin zaman daha iyi dinleniyor. Burada da senin hakkını vermek lazım. Bence ekonomi televizyonculuğuna çok farklı bir soluk getirdin bence. Belki bir ekol yarattın yani. O noktada hani ne demek enflasyon? Nuri Sevgen diye giren bir insan olarak, ki bunu çok iyi bilen biri olarak, bence çok büyük etkin var bu arada. Hani bu Şeref abiyle veya diğer bu güzel sohbetle yayına başlamak cuma günleri bana da keyif veriyor. Gelelim ne oldu noktasına. Dün Amerika'dan gelen datalar gayet iyi geldi. O datalardan sonra biz de biraz coştuk. Çünkü Amerikan borsaları da coştu. Bundan dolayı zaten kötü başladık. Aslında bu maymun virüsüyle ilgili olarak yaşanan durum, başta Türk Hava Yolları olmak üzere piyasanın satışlı başlaması neden oldu. Neden Türk Hava Yolları? Çünkü Afrika bölgesine destinasyon olarak oldukça yoğun destinasyon olan bir havayolu şirketi Türk Hava Yolları. Hemen yurt dışında diğer büyük havayolları şirketlerine baktım. Bu kadar büyük bir etkileşim yoktu. Sonra işte bu virüsle ilgili açıklamalar, yorumlar, haberler sürekli takibimizde oldu. Sonra bir durgunlaştık. Piyasada zaten şöyle bir şey vardır. Eğer bir piyasa açıldıktan sonra bir reaksiyon verip ondan sonra uzun süre durgun gidiyorsa, yatayda gidiyorsa, burada bir sert hareket olması için hazırlık yapılıyor demektir. Çünkü piyasa sıkılır bir saatten sonra. Ya alır ya verir. İşte o noktada zaten bir hareket gelmesini bekliyorduk. Seansında trade edenler bunu anlayacaktır ne demek istediğimi. Amerika'dan gelen data yurt dışı piyasaları coşku verince biz de bu coşkunun arkasından devam ettik. Zaten Perşembe günü genelde işte bu valör avantajından dolayı olumlu bir gün oluyor. Buna aday. Ama tatsız başlamış dediğim gibi maymun virüsüyle ilgili, tam adını hatırlamıyorum, öyle diyorlar işte. Ondan kaynaklı bir durum oldu. Grafik üzerinden gösterirsem daha net anlaşılır olacak dün yaşananları. Şöyle ekrana yansıtmaya çalışayım ben. Şimdi ekranda bu söylediğim son birkaç gündür yaşanan şu durumu biraz daha netleştirelim. Yani şurada geldik, bu 9700'leri gördük, yükseldik ama şurada mavi olarak yani turkuaz olarak gördüğümüz 100 günlük ortalamayı geçemedik. Tekrar altına geldik. İşte yeniden yukarı gitti ama 2 gündür başaramadı. Dün gene buralara değecek gibi oldu ama bakın 3. keredir aşağı gelmeye çalışıyor ama artık 9700'ler tamam gibi. Yani burada yukarı doğru bir tepki alacak. Burası işte burayı kırması önemli. Yani burası da kabaca şöyle göstereyim. 10.100 civarları. Şu 100 günlük ortalamanın geçtiği yer. 10.100 civarları kritik önemde. 10.000 zaten psikolojik ama bana sorarsan en önemli direnç şu bölge. Şuranın geçilmesi ile hareket hızlanacak ve şu gap dediğimiz boşluk bölgesini kapatmaya çalışacak. Ki burası da ilk etapta işte 10.200 gibi görünse de 10.400'e kadar gidebilecek potansiyeli var. Burada özellikle şu diplerin oluşumu çok olumlu. Artık yatırımcı için hani dip geldi mi hocam, dibi bulduk mu hocam dediğiniz yer var ya, aha dibi bulduk. Yani burada görüntü bu. Kısa vadeli dibimiz burası. Ha bunun dibin dibi her zaman vardır borsa. Böyle bir kural yok tabii ki ama. Ya en azından artık 9700'ler seviyesinin önemli bir dip seviyesi, teknik açıdan önemli olduğunu ve burası kırılırsa çok sert aşağı gelebileceğini artık öğrendik. O yüzden demek ki buraya bir çok güzel bir stop seviyesi koyabilirsiniz. Stop belirlemek şart böyle günlerde. Buraya stop koyduğunuz zaman buradan alacağınız risk ne kadar? 200-300 puan alınabilir bir risk. Pozisyon açın. 200-300 puan riskinizi göze alın. Sonrasında yukarı giderse de bu trend devam edebilir. Görüntüsü ortaya çıkabilir. Beklentisine uyun. Çünkü dünyada Amerika piyasaları likitte sağlanacak beklentisi var. Önümüzdeki hafta Jackson Hole toplantısı var. Burada Powell'ın özellikle faiz indirimini ve sahip indirimini düzenli hale getirme yönünde mesaj vermesi bekleniyor. Bunları üst üste koyduğundan Türkiye'de bunlar etkilenecektir diye düşünüyorum. Ağustos ayları genelde sıkıntılı aylardır yaz tatili olduğu için. Eylül ve Ekim genelde iyi aylar olarak dikkat çeker. Kasım ayları istatistik açıdan yine satış aylarıdır. Aralık zaten Noel Baba Rallisi falan filanla bir durulur.
Ocak'ta Şubat'a kadar güzel aylar olarak istatistik açıdan devam eder. Yani Ağustos bittiği zaman olumlu bir havaya girme potansiyeli var piyasanın. Teknik açıdan da istatistik açıdan da. O yüzden benim söyleyebileceğim orta uzun vadeli olarak burada pozisyon alma zamanıdır. Ama 9700 özellikle belirtiyorum buranın altı stop olmak kaydıyla yukarı doğru bir dönüş hareketinde pozisyon almakta fayda var diyorum. Dönecek dönmeyecek bilemem. Çünkü bunun için şurada dediğim şu 100 günlük ortalamanın üzerinde kalması lazım. Ama nihayetinde ben dibe yakın bir yeri en azından buldum. Buralardan bir stop belirleyerek pozisyon alırım. Çünkü iyi senetlerde, bilançosu iyi olan senetlerde gelmiş ya da gelmesi beklenen çok iyi şirketlerde artık yavaş yavaş pozisyon alma zamandır. O kadar da karamsar olmaya gerek yok. Şimdi herkes öldük bittik falan dediği yerde ah keşke buradan alsaydım dememek için ben burada bir öneri getiriyorum. 9700 bölgesi çok önemli bir seviye. Onun altına gelirse zaten çok sert aşağı gelir. Orada stop koyduğunuz zaten sıkıntı yok. Yavaş yavaş pozisyon alın. Bu işte söylediğim mavi turkuaz bölge geçtiğinizden pozisyon arttırmaya devam edin. Ve stop seviyenizi yukarı doğru yukarı doğru yukarı doğru revize ettiğiniz sürece sıkıntı olmaz. İşte trade de böyle yapılır. O yüzden ben dünkü havadan dolayı olumluyum ama bugün Cuma. Hafta sonu riskini almak istemeye yatırımcılar belki bir miktar satış yapabilir. Ama dediğim gibi 9700 çok 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 önemli bir seviye bugün içinde önümüzdeki günler içinde. Nuri Sevgen, gerçekten teknik olarak yine detaylı bir şekilde anlattın. Hafta sonu riski işte vesaire demişken Doha'da bu ateşkes görüşmeleri Evet. başladı. Hamas İsrail arasındaki meseleye ilişkin Mısır, Amerika Birleşik Devletleri burada arabuluculuk yapmaya gayret ediyorlar. Yine Katar'da işin içerisinde. Umarız hafta sonu iyi bir haber gelir hani diğer taraftan. Dün de aslında İnşallah. bunun üzerinden konuşmuştuk, yorumunu almıştık ama ben şunu sormak istiyorum, eğer Vahap abin ekstra bir Yok. sorusu yoksa. Şimdi stagflasyon tartışmasını gündeme aldık. Mahfi Hoca da buna dikkat çekiyor. Ben birkaç ekonomistten de bu konuda yorum duydum. Bu mesela Borsa İstanbul'a nasıl yansır? Borsa İstanbul'da bir diyelim ki stagflasyon fiyatlaması oldu. Bu ne anlama gelir? Bu konuda bir yorumun var mı? Bilmiyorum, ne dersin? Stagflasyon kelime karşılığını tabii iktisada veya ekonomiye yakın olmayanlar için bir daha açıklamak lazım. Durgunluk için de enflasyon demek. Enflasyonu biz şöyle tanımlarız. Tüketim artar. Tüketim arttıkça doğal olarak üretici fiyatlarına zam yapar. Çünkü arz talep dengesi sebebiyle talebi vardır ürünlerine. Eğer bu talebin devam edeceği beklentisi oluşursa da uzun dönemde önünü görmeye başlarsa ekonomik anlamda yatırım yapar. Ama yatırım yapana kadar enflasyon arttığı için de doğal olarak bu tüketim enflasyonu azaltmak için yatırımcıların tüketim meyli yerine tasarrufa yönelmesinde merkez bankaları faiz arttırarak bunu dengelemeye çalışır. Amerika'da yapılan bu. Ama stagflasyon bunun en güzel örneği 1970'li yıllarda Amerika'da bir dünyanın yaşadığıydı. Petrol fiyatları OPEC ile beraber orta petrol ticari bir arttırmıştı İsrail savaşı sebebiyle. Bir dünyada petrol fiyatı artışı yani üretim maliyetleriniz arttığı için siz fiyatları arttırmak zorunda kalırsınız. Ama buna rağmen de durgunluk vardır. Ekonomide bir hareket yoktur. Fiyatlar artıyor, durgunluk var. Bu doğal olarak ekonominin çözmesi gereken bir sorundur. Genelde bununla ilgili iktisatta nasıl çözülmesi gerektiği kitabi olarak yazılır. Reçeteleri vardır. Ama en temel reçete genelde işte hükümetin ya da devletin, kamunun diyeyim daha doğrusu harcama yaparak bunu çözmesidir. Bunun çözümü önümüzdeki günlerde herkes şurayı gösteriyor. Oklar faiz indirimi gelecek, faiz indirimi gelmeli noktasına getirmeye başladı ama bizim asıl sorunumuz bu değil. Bizim stagflasyon sebebimiz küresel anlamda maliyetlerin artması değil. Bizim stagflasyon sorunumuz yapışkan enflasyon sorunu. Yani herkes de artık bir ahlaksızlık noktasına gelmeye başladı. Yani bir yere gittiniz fiyat bir sonraki gün artıyor. Arkadaş diyorum kuaför ya sen de işte biliyorsun kuaförü değiştirdik. Yani kuaför elektrik aynı su ayrı işçilik maliyeti hemen hemen artmıyor. Her ay zam yapıyor. Bu artık hani nasılsa buradan alıyorlar noktasında orada zam yapıyor deniyor. Bir yerden sonra durduracak belki bilemiyorum. Bu da işte sıkıntı yaratıyor. Ekonomi ve finansal piyasalar açısından da sorun yaratır mı? Elbette yaratıyor. Çünkü durgunluk şu anda şirketlerin karlılıklarını etkiliyor. Şirket kar etmediği zaman bilançolar da kötü geliyor. Zaten bu dalgayı baştan asıl sebeplerden biri de Koç Holding gibi. Türkiye'nin en büyük holdinginin bilançosu böyleyse KOBİ'ler ne haldedir noktası insanların böyle bir yumruk yemiş gibi kendine gelmesi oldu. Hoş bugün Ereğli'nin bilançosu gayet iyi geldi bu arada. Onu da bir söylemek lazım. İyi bilançolar da yavaş yavaş geliyor. Ama önümüzdeki döneme doğru alışmak anlamında dün de konuştuğumuz vergi meselesi gene diğer bir sıkıntı. Yani bir yandan da hani üretim yapmayan ama stok bulunduran şirketlerin ekstra vergiyle karşı karşıya kalması da burada bir sorun yaratıyor. Yani önümüzdeki dönem finans piyasasının daha çok şirketleri zorlayacak gibi görünüyor.
Ama enflasyonun olması, fiyatların artıyor olması varlık değerlerine düşük kalmasına neden oluyor. Yani insanlar şu aşamada gördüğüm kadarıyla hisse senedi gibi oynak piyasaları sevmeyen yatırımcılar gayrimenkule yönlendiklerini çok şahit oluyorum. Evet abi son sonuna geldik ama abi, abi izinle yap. Yabancı yatırımcı geçen hafta 323 milyon dolarla sert bir satış yapmış. Yani haftalık istatistiklerde sene başından bu yana 1.6 milyar dolara gelmiş. Ya bir türlü bu yabancının gelmediğini, aksine hafta hafta çıkış yaptığını görüyoruz. Ama tahvile gidiyorlar. Tahvile gidiyorlar. Tahvilde de işte evet, doğru. 11 milyar dolar olmuş giriş. Borsa için bu yabancıyı nasıl içeri alacağız, kaçırmayacağız, ne diyorsun? Ya şimdi demin de söyledim, yabancı yatırımcı şeye bakıyor. Yani karlılıklara bakıyor. Şirket karlılıkları zaten gördüğünüz gibi çok iyi değil. Ekonomik durum anlamında. İkincisi, dolar sabit kaldığı için dolar bazında pahalı bir borsa oluyorsunuz. Yani gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslanan bir piyasanız var sizin. Yani yabancı dediğiniz zaman, kurumsal yabancıdan bahsediyorum. Şöyle bakıyor. Diyor ki Türkiye burada, XYZ ülkeleri burada, aynı kategoride değerlendirdikleri ülkeler. Onların iyi şirketleri var ve onların borsası Türkiye'ye göre dolar bazında daha ucuz. Ben gideyim onu satayım, onu alayım diyor. Yani burada hani Türkiye'yi terk etmek anlamında değil, karını daha iyi yere yatırım yapmak anlamında. Bunu satarsınız, diğerine geçersiniz. Ne bileyim, atıyorum havacılık sektöründe örnek olsun diye söylüyorum. Türk Hava Yolları çok iyi kar açıkladı ama dolar bazında değerli. Türk Hava Yolları standartında başka bir şirket var şu borsunda daha ucuz deyip ona yatırım yapmak gibi düşünebilirsiniz. Peki. Vahap abi evet. Yoksa ekstra bir yorum? Yok, tamam, teşekkürler. Çok teşekkürler Nuri Sevgen. Kolaylıklar, yaptı sonları. Ben teşekkürler. İyi günler, herkese yapsınlar diyorum ben de. Evet.